Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün menüde biz akıtma diyoruz. Bazı yerlerde de dizleme falan diyorlar. Ama biz akıtma diyoruz. Ondan yapacağım. Bayağıdır hemen hemen bir seneye yakındır yapmıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşallah yani kötülüklerden, her şeyden Allah hepimizi korusun. Cinayetler, şeyler duymayız inşallah. Hani böyle zamanlarda çok böyle o gün çok haberlerde her sene takip ediyoruz. Biz her sene o gün insanlar katlediliyor. İnşallah öyle şeyler görmeyiz. Güzel günler görürüz inşallah. Sağlıklı, huzurlu. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Ben bazı yerde süt koyuyorlar, yumurta koyuyorlar. Ben suyla yapıyorum. 4 bardak ya da 5 bardağa yakın su koydum. Ondan sonra içine tuz attım. Ben baharat koyuyorum içine. Özellikle nane. Naneyi çok seviyorum bundan. Burada da her şeyimi hazırladım. Tavalarım, yağım. Burada koyacağım tepsi. Hepsini hazırladım. Aşama aşama devam edeceğiz. Nane koydum. Karabiber. Ben eskiden hani süt, yumurta konmazdı. Ben annemlerden nasıl, ninemlerden nasıl gördüysem ben aynısını yapıyorum. Hiç yumurta, süt, yoğurt hiçbir şey koymam. Ben sadece eskiden baharat da konmuyordu. Ben baharat çok seviyorum naneyi içinde. O yüzden baharat koyuyorum. Hava da yağışlı bugün. O yüzden benim kameraman evde. Eşim. Herkese iyi günler. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bugün kamera bize kaldı. Hanıma yardımcı oluyoruz. Teşekkür ederim. Çünkü kız okulda. Dışarının havasını da çekebilirsin. Yağmurlu bir hava. Evet. Çıkan hava çok kapalı. Ama yüksek ve aydınlık. Benim Tuana çok seviyor bunu. İçine peynir koyuyor. Tereyağı sürüyor. Aslında yağlı ama ondan sonra çikolata sürüyor. Çok seviyor. Evet, dışarıda çok güzel bir hava var. Yağmur henüz böyle çok hafif, açık gibi yani. Hafif yağıyor. Böyle olduğu zaman toprak kokusu mükemmel. Biz inşaat işleri yaptığımız için fazla kalıplarımız burada duruyor. Ve de komşularımızın orası. Arka taraflar. Bademler erken çiçek açtı bu sene. İnşallah aldanmazlar.
Nasip. Varsa nasibi, konum hoşunun meyvesi sebzesi olur. Yoksa yapacak bir şey yok. Ama biraz soğuk. Çok dışarıda durmak iyi değil. Onun için içeri giriyoruz. Çiçek yağı kullanıyorsun değil mi? Çünkü zeytinyağı biraz bu işlerde ağır olur yağlılarda. Aynen. Yağda da savaş çıktı hanım. Yapacak bir şey yok. Halkımız bir şey duyduğunda herkes hücum ediyor. Yani yağda değil de sanki ülkede savaş çıkmış gibi saldırıyorlar yani. Biz saldırdık mı? Hayır. Yapacak bir şey yok. Şimdi uygun alsan bir dahakine aynı alacağım. O yüzden. Aslında uygun değil. Reyonlarda 130 lira yazıyordu ama millet 220 lira ödedi. Aynen. O zaman saldırmanın bir anlamı kalmadı ya. Değişen bir şey olmadı. Yani bugün gitseler 180 lira alırlardı. Evet. Ama o gün saldırdılar 220 lira aldılar. Allah hepimizin yardımcısı. Ya herkesin düşüncesi bir olmaz. Herkesin düşüncesine saygı duyacaksın. Yapacak bir şey yok. Aynen. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Ya attın mı? Kana koymadım ben ya. Tavada biraz ısınsın mı? Gün iki tane tavada yapacak. Çabuk bitsin diye. Sol elinde niye karıştırıyorum evet ya? Öbürkü... Herkes seni solak zannedecek. Solak değilim ama sağ elim rahatsız olduğu için. Sağ elle biraz yaptım mı o kalıyor. Ben genellikle sol elle yapıyorum. Hamuru sol elle yoğuruyorum. Sağ elim rahatsız. Bir ameliyat geçirdim. Daha önce bir kaza geçirdik. Bugünlerimize şükürler olsun. Bak daha yakından şey yapabilirsin, çekebilirsin. Çok güzel oldu kıvamı. Evet. Tarhana çorbası gibi kıvam almış. Ondan o aynı benzetme mi ya? Öyle mi? Birinci belki güzel olmayabilir, bozuk olabilir ama. Okuldan gelince Tuana böyle bunları görünce çok seviniyor.
küçük olduğu için buna bir kepçe koyayım. Kepçenin izi çok çıkıyor yalnız. Hı? Termosumu sorarsanız ocakta, ocağımın düğmesi bozuk. Onu hiç sormayın. Ocağımın düğmesi bozuk. O yüzden o orada olmayınca büyük ocak yanmıyor. O yüzden onu oraya taşımak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Servis çağrılacak ama bir türlü fırsat olmadı. Bu pandemiden dolayı da çoğu zaman gelmiyorlar ya. Ha, şimdi gelirler de. Bilmiyorum ben. Güzel denemek lazım. Her dediğinde de ulaşılmıyor zaten. Evet. Pişmeye başladılar. O oldu herhalde değil mi Altun? Hı, olmak üzere. Olmadan çevirmişim de tekrar şey. Bu oldu. Evet. Hadi bakalım. Siftesini pişirdik. Aynen. Kepçeyle elemeden ne atırsan daha iyi düzülüyor. Olsun. Evet arkadaşlar. Bir 5-6 tane oldu. Yapmaya devam. Hanımın eline sağlık. Pişirmeye devam ediyoruz. Çay da koydum. Evet. Çayımızı da. Soğananın gelmesine de 15-20 dakika var. Çayımızın altında yaktık. Ona göre ayarlıyorum. Kızımız okuldan gelecek şimdi. Ona göre ayarlama yapıyoruz. Kabarıyor bak. Aslında hiç kabartma tozu falan yok içinde ama. O ateşten kabarıyor. Ne olduğu için. Tava tamamen ısındığında oluyor. Evet, akıtmalarımız oluyor. Yanına da böyle kahvaltı türü bir şeyler koyduk. Bu akşam yemeği aslında da biz kahvaltıyı çok seviyoruz nedense. Çayı da demledim. Akşam menümüz böyle.
basmayalım diye. Nadire de camdan görürse şimdi. Maniye bize geliyor abi. Tuana okuldan geliyor. Köpek ısırdığı için babası karşılıyor. Çünkü korkuyor. Neden acaba? Merhaba de bakalım Tuana. Merhaba. Aç bakalım şapkanı. Seni görmek istiyorlarmış kameralarda. Baba. Evet, babanı da. Merhaba Mehmet. Eyvallah. Geldi kızım okuldan. Getir hadi şey. İçebilirsin. Çok sevdiğin şeyler var. Hayır, yalan canım istediydi. Ya canım mı istediydi? Ama çoktandır yapmıyoruz değil mi? Evet. Bir şey demek ister misin? Ne? Herkesin kadınlar gününü kutlayabilirsin. Bugün kadınlar günü. Doğru. Gerçi biz pek önemsemiyoruz öyle şeyi ama. Değil mi? Nasıl geçti okulun? Güzeldi, yorucuydu. Evet. Gözlüklerin buhar yaptı. Evet. Aynen. Bir de gözlüksüz görem seni. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Herkes soruyor. Ama bunda soracak bir şey yok. Tabii bilmediğimiz için daha önceden ben de bilmiyordum mesela ama yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu akşamlık bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun. Tuana'cığım hayırlı akşamlar de herkese. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar herkese. Kuzucuğum. Hı.